Selamünaleyküm gençler. 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi. Allah ile irtibat kurma yollarını işliyoruz hep birlikte. Birincisi ibadetti. Dua, tövbe istiğfar ve Kur'an-ı Kerim okumak. Tövbe işleyeceğiz hep birlikte. Tövbe, Allah ile irtibat kurmanın bir başka yoludur. Bizler zaman zaman hata, kusur ve günah işleriz, bilerek veya bilmeyerek. Bundan da pişman olup bir daha yapmamaya karar vermemiz isteniyor. Bunda da tövbe diyoruz biz bundan. Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Yani bir kötülük yapıldığında o günahtan dolayı hemen tövbe istiğfarda bulunmamız isteniyor. Bizi sadece bağışlayacak olan kimdir? Allah'tır. Bir de günahtan pişman oluyoruz. Yapmayacağımıza karar veriyoruz ve bir daha o hatayı yapmamamız gerekiyor. Ali İmran suresi 135. ayette bu buyuruluyor. Tövbe, insanın bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata, büyük, küçük günahlardan dolayı pişman olup bir daha aynı kusuru yapmamaya karar vererek bundan vazgeçmesidir. Yani bir tür karar almayışı. Farkına varıyoruz yaptığımız hatanın ve buna dolayı bir daha yapmayacağımıza karar verme işlemine biz ne diyoruz? Tövbe diyoruz. İstiğfar ise günahların Allah tarafından bağışlanması için af dilemektir. İstiğfar sözle, tövbe fiili olarak yapılan bağışlanma dileğidir. Yani istiğfar kelimelerle af dileme isteğidir. Allah'tan bağışlanmayı istiyoruz günahımızın af olması için. Yüce Allah'ın rahmet ve merhameti sonsuzdur. O kendisiyle irtibat kuranları geri çevirmez. Neydi irtibat kurma yolları? İbadet, dua, tövbe istiğfar ve Kur'an-ı Kerim okumak. Kul, ben affedilmem diye düşünmemeli, Rabbine yönelmeli ve onun affından ümidini kesmemelidir. Bizler her zaman ümit etmemiz gerekiyor. Bir mümin kimse ümidini kaybetmemeli asla. Hatta şu söz vardır. Bir anne çocuğunun cehennem ateşinde yanmasını nasıl istemiyorsa Allah onun kat kat daha fazlasıyla kulunun cehenneme gitmesini, kötü bir durumla karşılaşmasını istemiyor. O yüzden Allah-u Teala affetmeye isteğinde, meylinde yeter ki bizler tövbe edelim, pişman olalım. Her kimde işlediği zulmün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın zaten merhamet sahibi olduğunu biliyoruz, tövbeleri kabul ettiğini biliyoruz. Esma-ül Hüsna'da da bahsetmiştik. Gaffur ve Gaffar ismi Allah'ın affetmeyi, günahlardan merhamet etmesini kastediyor. Tevvab ismi ise işlenen günah ve hatalardan affeden anlamına geliyor. Bu isimler yani Allah'ın affedici olduğunu gösteriyor. Gaffur, Gaffar, Tevvab. Ama bizim samimi olmamız gerekiyor. İçtenlikle etmemiz gerekiyor. Bu sayede Allah bizim tövbemizi kabul eder. Bir de nasuh tövbe var. Kur'an-ı Kerim'de samimi ve içten günaha bir daha dönmemeye karar verilerek yapılan tövbeye ne diyoruz? Nasuh tövbe. Bir daha o günahı işlemezsek buna ne diyoruz? Nasuh tövbe diyoruz. Samimi ve içten olması gerektiğinden bahsetmiştik. Allah-u Teala biz tövbe ettiğimizde çok sevinir. Peygamber Efendimiz'e günde 70 defa tövbe edermiş. O günahsız bir insan olduğu halde. Kısaca toparlamak gerekirse tövbe konusunu, tövbe ve istiğfar kelimelerinden bahsettim.
Hatanın farkına varmak, istiğfar da af dilemek demiştik söz ile. Allah'a karşı yönelmemiz gerekiyor tövbede. Hata ve günahlardan pişmanlık duymamız gerekiyor. Günahı fark etmemiz gerekiyor. Önce bilincine varmamız gerekiyor. Günah işliyorum, hatalıyım diye. Günahtan dönüş olmalıdır. Bağışlanmaya vasıtadır tövbe istiğfar. İnsanın iç dünyasını Allah'a açmasıdır. Zaten iletişim yoludur. Arınmadır, kararlılıktır. İnsanın hata ve dönüşler, günahlarından dönüş yapıp manevi arınma ve temizlenme yoludur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Yani günahsız bir şekilde olur diyor. Tövbe ve istiğfar dil ve kalp ile yapılır. Samimiyet önemli, pişmanlık, üzüntü demiştik. Bunu fiil ve hareketlerimize de yansıtmamız gerekiyor. Bir daha işlememek gerekiyor. Allah'tan ümidi kesmemek gerekiyor. Allah'ın affedeceğini, bağışlayacağını unutmamamız gerekiyor. Zümer suresi 53. ayette de ki, ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o bağışlayan ve esirgeyendir. Allahu Teala çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Yeter ki bizler bu yolda hareket edelim. Yalnız ölüm anı geldiğinde yapılan tövbe geçerli değildir. Firavun da öleceğini anladığında secde etmişti. Ama onun tövbesi de geçerli olmamıştı. Çünkü o an ölüm korkusundan dolayı tövbe edildiği için ölüm anında yapılan tövbeler geçerli değildir. Ölüm anında iman da geçerli olmaz. Kişi son nefeste iman etmeye karar veremez yani. Ömrünü ne yolda harcadığı çok önemli. Suyun kiri temizlediği gibi samimi bir tövbe hataları ve günahları temizler. Tövbe konusunda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir başlığımız ise Kur'an-ı Kerim okumak gençler. Kur'an-ı Kerim insanları doğru yola iletmek için indirilmiş bir kitaptır. Kutsal kitabımızdır zaten. Allah-u Teala peygamberlere vahiy yoluyla iletişim kuruyor. Bizler de dinimizi, ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim insanlara doğru yola iletmek için indirilmiş bir kitaptır. Günümüze kadar hiç değişmeden gelen Allah'ın kelamıdır. Bir harfi dahi değiştirilmemiştir. Sözlerin en güzelidir. Kur'an-ı Kerim'de bir uyum ahenk vardır. Kulağa hoş gelir. Emir ve yasakları Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim okumanın farklı şekilleri vardır. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, hayata geçirmek, sevap kazanmak için okunur. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda sevap kazanıyoruz. Anlamını da bilmemiz gerekiyor. Hayatımızı uygulayabilmemiz için. Kur'an-ı Kerim okumaya genel olarak kıraat diyoruz. Okumak anlamına geliyor kıraat. Arapça bir kelimedir. Tilavet ise ideal olan okuma biçimidir. Hem okumak hem de hayata geçirmek amacıyla Kur'an okumaya ise tilavet denir. Biraz daha açmak gerekirse kıraat kelimesi Peygamber Efendimizin okuma biçimini örnek alarak harflerin çıkış yerlerini ve tecvid kurallarına uygun olarak okumaya denir. Yani okurken tecvid kurallarına, harflere dikkat ederek okumaya ne diyoruz? Kıraat diyoruz. Tilavet ise tecvid kurallarına uymanın yanı sıra anlamını düşünmek. Buna da tilavet diyoruz. Bir de tertil kelimesi var. Tertil, Kur'an-ı Kerim'in anlamını düşünerek, harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek anlamına göre sesi yükseltip alçaltarak, duruma göre durup geçilerek, yerlerde geçerek ağır ağır tane tane okumaya ise tertil deniyoruz. Kur'an'ı tane tane tertil üzerine oku. Müzzemmil suresi 4. ayette böyle buyuruluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i tane tane okumaya ise bizler tertil diyoruz.
Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değildir. O alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Kur'an okumak yüce Allah'la konuşmak gibidir. İletişim yoluydu zaten. Allah bizde bu şekilde iletişim kuruyordu. Kelam sıfatı Allah'ın konuşması vahiy aracılığıyla oluyordu. Peygamberlere bildiriyordu. Bu şekilde konuşuyorduk Allah'la. Allah'la irtibat kurmuş oluyoruz Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda. Bir kişi Kur'an-ı Kerim'i okuyup bir de anlamını düşünmesi gerekiyor. Ve hayatını aktarabilmesi için. Sadece Arapçasını okumak yeterli değil. Mealini okumak gerekiyor. Güvenilir tefsirlerden tefsir okumak gerekiyor. Bu sayede daha iyi bir şekilde anlayabilmemiz için. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Yani Kur'an-ı Kerim öğrenmek de çok hayırlı bir şey, öğretmek de tavsiye edilen bir şeydir zaten. İrtibat kurma yollarından bir tanesidir dedik. Allah'ın mesajını anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın bize buyurduklarını, emir yasaklarını, helalleri, haramları, neler yapmamız gerektiğini bunları öğreniyoruz. Ahlakı öğreniyoruz, Kur'an-ı Kerim'den ibadetleri öğreniyoruz. Birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Kur'an okumak Rabbimizin istediği bir hayata adım atmaktır. Okuyup öğrenmeden bir şeyi uygulayamayız. O yüzden okumamız, öğrenmemiz gerekiyor. Sonra da onu uygulamamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin ahlakı Kur'an-ı Kerim ahlakıydı zaten. Peygamber Efendimiz bize rehberdir, önderdir, uygulayıcıdır. İnsanın Allah ile irtibat yolu dua, ibadet, tövbe ve Kur'an-ı Kerim okumaktır. Gençler, kısaca toparlamak gerekirse Kur'an-ı Kerim okumak önemli olduğunu söylemiştik. Anlamını öğrenmek gerekiyor dedik. Hayatımızı uygulayabilmek için. Kıraat kelimesi okumak demiştik. Ama harflere dikkat ederek, tecvide dikkat ederek. Tilavet üzere Kur'an-ı Kerim'i uygun okumak, bir de anlamını düşünmek dedik. Tertil ise tane tane anlamını düşünerek, harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, sesi alçaltarak, yükselterek okumaya ise tertil diyoruz bizler. Peygamber Efendimiz'e tavsiye etmiştir Kur'an-ı Kerim okumaya, önem vermiştir. Hem güzel okumak hem de anlamını düşünmek gerekiyor. Gençler, Allah'la iletişimde dikkat etmemiz gereken hususları, ilkeleri var. Onları sıralamak istiyorum son olarak sizlere. Tek yaratıcı Allah'tır. Bunun farkında olmamız gerekiyor. İbadet etmeye, dua etmeye, tövbe istiğfarda bulunmaya layık olan tek varlıktır. Allah'la iletişimde samimi ve içten olmamız gerekiyor. Allah'tan ümit kesmememiz gerekiyor. Bir müminin her zaman ümidi olmalıdır. Allah kendisiyle iletişimde Kur'an'ı karşılıksız bırakmaz. Tövbesini kabul eder, duasını kabul eder. Yeter ki biz gayret gösterelim. Bir de Allah'la iletişim geçmenin yeri zamanı yoktur. İnanan bir insan namazıyla, orucuyla, Allah'ın isimlerini anarak onunla iletişime kurabilir. Yani bir Allah'la iletişim kurmanın bir yeri zamanı yok. Yeter ki samimi ve içten olalım. İnanan bir kişinin Allah'ın emir ve yasaklarına uyması Allah ile kurulan bir iletişimin biçimidir. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymak da ona iletişim kurmanın bir yoludur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.